Klas spor olarak bugün de Bayramakyar Süper Amatör Ligi'nin takipçisi olduk. Yurtkur ve DSİ Spor galibiyet kazandı. Biz de onların her zaman yanındayız. Hayrettin Hocam'la birlikteyiz. Aynı zamanda bugünkü golün sahibi Erhan yanımızda. Onların maç hakkında kısa bir değerlendirmesini alacağız. Bakalım, Yurtkur çok güzel bir gelişme gösteriyor. Çok güzel yerlere geleceğine inanıyoruz biz de. Bakalım hocamız ne düşünüyor, Erhan ne düşünüyor, soracağız şimdi. Öncelikle merhaba. Yani biz sezon başında hep maç odaklı baktık. Yani şans da yanımızdaydı. Çok iyi bir hava yakaladık. 5'te 5 gidiyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Biz her maça maç bakıyoruz. Yani bugün de güzel bir galibiyet aldık. Hocamı, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Evet hocam, tekrar birlikteyiz. Tekrar tebrik ederiz aynı zamanda. Teşekkür ediyorum. Siz bizim uğurumuz oldunuz. Artık bundan sonra hep beraber devam edelim maçtan sonra. İnşallah biz de kazanalım. Bu şekilde devam edelim. Hani Kavakdere ile biz hazırlık maçı da oynamıştık. O maç zor geçmişti. Bunun da zor geçeceğini biliyorduk ama... Zor bir takım zaten. Tabii zor takım. Maçın başında golü bulduk. Sonrasında da ikinci yarıda ikinci golü bulduk. 2-0 galip geldik. Tabii ki arkadaşlarımı tebrik ediyorum, oyuncularımın hepsini. Biz hani Erhan'ın söylediği gibi maç bakıyoruz. Önümüzde Gölbaşı maçı var. Şu anda pazartesinden itibaren o maça hazırlanacağız. İnşallah elimizden ne geliyorsa onu da ortaya koyup inşallah o maçtan da en iyi sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz. Tabii ki Klas TV'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Bize bu kadar ilgi gösterdikleri için onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah devam eder bu şekilde. Haftaya artık Gölbaşı maçında eksiğimiz de var. İki tane zaten 18'i de bulmakta zorlanıyoruz biraz. İki tane sakatım var. Bugün de bir tane kırmızı kart gördük. Ama en iyi şekilde sonuçta biz 5 tane maç kazanmışsak o maçta elimizden geldiği kadar en iyi şekilde bitirip kazanmaya çalışıp yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Biz de mücadelenizde başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz. DSİ'nin galibiyetinden sonra hocamızla birlikteyiz. Onun da maç hakkında kısa bir değerlendirmesini alacağız. Kulübüyle ilgili de birkaç öngörüsünü öğrenmek istiyoruz. Öncelikle tebrik ederim. Güzel bir maçtı. Siz bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla biz DSİ Spor olarak mütevazi bir kadro oluşturduk. Bizim yönetim kurulumuzun bize verdiği bir hedef vardı. Biz o hedef doğrultusunda birbiriyle anlaşan bir ekip oluşturduk. Onları da biz DSİ'ye yakışır bir şekilde maçlara hazırlıyoruz. Bugün de rakibimiz için önemli bir maçtı. Biz maçı kazanırsak onlar geriye düşecekti. Tabii onlar da iyi oynamak istedi ama biz tecrübeli ve genç arkadaşları böyle bir mozaik içinde birleştirdik. İyi gibi ekip yarattık ve maçı da kazandık. Mutluyuz yani. Bundan sonra nasıl olacak sizce? Valla bundan sonra maçların sonuçlarına göre hedef büyüteceğiz. Biz lige başlarken bu ligi force edelim diyorduk. Tabii bu ligi force etmeyi düşünen takımlar var. Biz şampiyonluğu oynuyoruz diyen takımlar vardı. Ama onlar şu anda bocalama devresindeler. DSİ Spor olarak da biz bu mütevazi kadromuzla kendimize göre bir yönetimin bize verdiği bir bütçe etrafında cüzi bütçelerle bu işi sonuna kadar götürmeye çalışıyoruz. Biz diğer takımlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. İnşallah takımlar istedikleri gibi istedikleri yerde olurlar diyorum. DSİ bala yükselir mi? DSİ bala tabii yükselebilir yani, çünkü DSİ'nin bu potansiyeli var. DSİ'yi yöneten insanların da bu bal ligini yine mütevazi bir ekiple ben götüreceklerini, eğer biz bu sene başarılı olursak götüreceklerini düşünüyorum. Bize tekrar önümüzdeki yıllarda görev düşerse biz en iyi şekilde DSİ'yi temsil etmeye devam edeceğiz. Çünkü DSİ kültürü vardır. O DSİ kültürünü biz sonuna kadar devam ettireceğiz. Çünkü ben kendim 35 yıldır bu DSİ kültürüyle büyümüş, DSİ'ye yıllarca oyuncu, antrenör olarak hizmet etmiş bir antrenörüm. Biz de yönetimimizde bizim gösterdiği hedefler doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Ben ayrıca yönetim kurulumuza, başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.
İnşallah her şey daha güzel olacak yani diyorum yani. Biz de Klas Spor olarak başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Gökay yanımızda. Ligin en çok golünü atan oyuncumuz aynı zamanda. Kendisinden maç hakkında kısa bir değerlendirme alacağız. Biraz da kulübün durumuyla ilgili fikirlerini danışacağız. Tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Öncelikle rakibi de tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Biz her hafta her maça inanarak çıkıyoruz. Her gün daha çok çalışıyoruz. Hatalarımızdan ders çıkartıyoruz. Kaptanıma da buradan abilik yaptığı için ona da teşekkür ediyorum. Tüm takıma teşekkür ediyorum. Hocalarıma, bizi izleyenlere, bizi sevenlere. Biz böyle gittiğimiz sürece yolun sonu şampiyonluk diye düşünüyorum. Allah'tan inşallah nasip eder. Rakibi de tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bizlere söz sahibi verdiğiniz için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Kaptanım, evet. Sizinle de biraz konuşalım. Maç hakkında bir değerlendirme, bir de bakalım devre arasına doğru nasıl olacak? Puan durumu ne duruma gelecek? Bunları da bir öngörürsünüz bizim için. Şimdi öncelikle ben size bir teşekkür edeyim. Ankara Amatör Camianı'nın nabzını tutuyorsunuz. Bizlere söz hakkı veriyorsunuz, unutmuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi maça gelirsek Ankara'nın derbi maçı. Yeni Mahalle Spor, DSE Spor Ankara'nın amatör kümede güzide kulüpleri. Hamdolsun biz DSE Spor'un kaptanlığını yapıyoruz. Çok şükür maça çok iyi başladık. İlk yarı özellikle yani çok pozisyonlarımız var, atmamız lazımdı. Daha sonra tabii rakibimiz büyük takım. Üzerimize çok geldi ama kazanmasını bildik. Arkadaşlığımız çok iyi. İçeride çok işte duyuyorsunuz sesleri. Hamdolsun Rabbim de utandırmıyor. İnşallah DSE Spor'u hak ettiği, layık olduğu Bal Ligi'ne çıkarmak istiyoruz. Söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Son olarak eşim Aycan ve kızım Sulgun'u öpüyorum. Biz de buradan öpüyoruz kocaman sevgilerle. Teşekkür ederiz. Klas Spor olarak amatörlerin antrenmanlarını da takip ediyoruz. Şimdi Tunç Altındağ Spor Kulübü'nden Metehan'la birlikteyiz. Onun hayallerini, geleceği nasıl gördüğünü biraz ondan dinleyeceğiz. Ne düşünüyorsun takımın hakkında? Nasıl futbola başladın? Bunlardan biraz bahseder misin bize Metin? Tabii ki takımım hakkında iyi olduğunu düşünüyorum. Futbol stresi atmak için en iyi yol benim için. Hayallerim her zaman ülkeme, vatanıma ve milletime en iyi şekilde hizmet edebilmek. Hep de böyleydi. Hep en büyük hayallerimi futbolla birlikte kurdum. Bu konudan dolayı en sevdiğim şey futbol. En sevdiğim spor futbol ve de burada daha iyi bir şekilde stres atabildiğimi düşünüyorum. Onun dışında bazen üzücü kırıcı olabiliyor ama yine de pes etmemek en iyisi çünkü emeklerimizin karşılığını burada alabiliyoruz. Ne kadar çalışırsak o kadar karşılığını alabiliyoruz. En güzel yanı da bu zaten. Peki ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Bazen okulla birlikte idare etmek zor olabiliyor ama yine de halletmeye çalışıyoruz. Dersimize çok önem göstermemiz gerekiyor. Bazen yorgun oluyoruz okul çıkışı falan ama futbolun mutluluğu bir yorgunluğu örtmeye yetiyor. Onun dışında da pek bir sıkıntısı olmuyor. Yani mücadele ruhu tüm sıkıntıları yeniyor değil mi? Aynen öyle. Ya, azim her şeyi yener. Benim hep en sevdiğim sözdür. O yüzden bu şekilde mücadele etmek her zaman çok hoşuma gidiyor. Mücadeleyi çok seviyorum. Futbolda bu mücadelenin azimle buluştuğu yer olduğu için benim her zaman en sevdiğim yer yeşil sahalar oldu. Ve öyle de olmaya devam edecek. Çok teşekkür ederiz Mete'cim. Başarılarının devamını diliyoruz. Umarım ileride hayallerini gerçekleştirirsin. İstediğin yere ulaşırsın.